Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. E-sihirler. Parafon tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Parafon iskelet kas hastalıklarının çoğunda bulunan ağrı, gerginlik ve hareket sınırlamasını gidererek belirtilerin iyileşmesini sağlayan bir ajandır. Parafon iskelet kasındaki ağrı ve spazm ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak şu durumlarda kullanılır. Bel ağrısı, boyun tutulması, iltihabi ve travmatik kas rahatsızlıkları, tendon ve eklem rahatsızlıkları, ortopedik işlemler. Parafon tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler: eğer parafonun herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız, eğer çölyak hastasıysanız, yani buğday ürünlerine karşı duyarlılıkla oluşan iltihabi bir bağırsak hastalığınız varsa, karaciğer yetmezliğiniz varsa, böbrek yetmezliğiniz varsa, parafon tableti şu durumlarda dikkatli kullanınız: kansızlık, akciğer hastalığı, böbrek fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu, eğer bilinen bir alerjiniz varsa veya daha önce de ilaçlara karşı alerjiniz olduysa ilacınızı dikkatli kullanınız. Eğer kızarma, kurdeşe veya cilt kaşınması gibi hassasiyet reaksiyonları görülürse doktorunuzu bilgilendiriniz. Parafon kullanımı sersemlik hissi yapabilir. Bu nedenle ilacınızı alkol veya merkezi sinir sistemi baskılayan ilaçlarla birlikte kullandığınız takdirde sersemlik etkisini artırabileceği göz önünde bulundurulmalı. Parasetamol içeren diğer ilaçların parafon ile eş zamanlı kullanımdan kaçınılmalıdır. Deride kızarıklık, döküntü veya bir deride reaksiyon görüldüğünde takdirde dikkatli kullanılmalıdır. Parafon tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi parafonun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ağız, yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme, deri reaksiyonları, deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen, alerjik ödem ve alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerrahat dolu küçük kabarcıklar, genelde kendinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık, aşırı duyarlılık durumu, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık seyreden iltihap. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Parafon tabletin yaygın yan etkileri: anksiyete, sersemlik, baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duysal bozukluklar, baş dönmesi, karın ağrısı, iştahsızlık, ishal, hazımsızlık, kabızlık, gaza bağlı mide bağırsakta şişkinlik, kanamaya bağlı katran renkli yumuşak yapışkan dışkı, bulantı, kusma, kaşıntı, döküntü, ciltte renk değişikliği, aşırı miktarda idrar yapma, asteni, vücut ağrısı, ödem, uyku hali, üst solunum yolları enfeksiyon belirtileridir. Parafon tabletin yaygın olmayan yan etkisi ise anormal düşünceler, bilinç bunalıklığı, depresyon, duygusal değişkenlik, hipotoni, uykusuzluk, öksürüğün artması, grip belirtileri, nezle, ağız kuruluğu, susama, sindirim sisteminde görülen kanama, terleme, idrara çıkma sıklığının artması, adet kanama süresinin uzaması, üşüme, kalp atım hızının artması, kan damarlarının gevşemesi, nefes darlığı, uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarları. Parafon tabletin seyrek yan etkileri: kan pulcuğu sayısında azalma, aküver sayısında azalma, kan hücrelerinde azalma, anemi, anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi, kılcal damarların deri içine kanaması. Parafon tabletin çok seyrek yan etkisi ise ani ve sık gelişebilen kan hücre sayısında azalma. Parafon tabletin bilinmeyen yan etkileri ise merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, beyinde iltihaplanma, uykusuzluk, titreme, pozitif alerji testi, insan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarında zarar verici olarak kabul edip imha etmesi, aşırı uyarılma. Parafon tablet nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar: yetişkinlerde başlangıç dozu genellikle günde 3-4 defa ikişer tablet şeklindedir. Günlük doz sonradan günde 3-4 defa birer tablete indirilebilir. Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir. Doktorunuz parafon ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Uygulama yolu ve metodu ise tablette 1 bardak su ile birlikte yutulur. Değişik yaş grupları: çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği ispatlanmamıştır. Bu nedenle 12 yaşın altı gençteki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlarda kullanımı yaşlı hastalarda kullanılmaya ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır. Parafon tabletin saklanması: parafonu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.